Düşünce TV YouTube kanalımızda bu bölümde yanımızda Serap Sezgin var. Kendisi modacı. Hoş geldiniz Serap Hanım. Hoş bulduk Özge Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki bahsederim. Öncelikle burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Biz de öyle. Böyle bir imkan olduğu için çok sevindim. Ben Serap Sezgin. 2000 yılında Serap Sezgin moda evini kurdum haute couture olarak. Halen daha devam etmekteyiz. Bayağı da deneyimlisiniz yani 2000 yılı. Evet, 2000 yılından beri bu sektörün, moda sektörünün içindeyim. Hı hı. Canlı, hareketli bir insanım. Yaratıcılı bir kişiliğim var. Durduğum yerde durmam. Ne güzel, maşallah. Yani aynı zamanda da hani girişimci bir kadın olmanın gururunu yaşıyorum. Çok güzel. İSKATE var, İstanbul Gelinlik Sanayicileri İhracatçıları Derneği. Orada yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Ne güzel. Aynı zamanda yine Moda Hazır Giyim Federasyonu'nda yönetim kurulundayım. Bu şekilde kendim için anlatacaklarım. Şahane, bayılıyoruz böyle girişimci ve güçlü kadınlara değil mi? Çok peki, teşekkürler, sağ olun. Moda yolculuğunuz nasıl başladı Serap Hanım? Moda yolculuğum benim çok küçük yaşlarda başladı. İlginiz var. Aynen öyle. Çok küçük yaşlarda başladı. Hani böyle bayramlarda anneler çocuklarını giydirir ya. Beni annem giydirmesi için sadece işte Kadıköy, Bakırköy, Nişantaşı, Fatih böyle her yeri gezerdik. Sonra ben oralardan bir birikim yapardım. Dolayısıyla işte o oradan. Ondan sonra tekrardan onları almaya giderdik. Ha bayağı kombin ve bir yani, stil oluşturuyordunuz. Aynen öyle. Peki annede falan böyle bir merak var mıydı? Tamamen sizin yok, kendi heyecan. Benim kendi merakımdı. Sonra işte daha ileriki zamanlarda işte ortaokul, lise zamanlarında da resme karşı çok ilgim oldu. Hı hı. Tabii ki bu ilgiyle resim de birlikte birleşince çok güzel bir şey çıktı ortaya. Hayal gücünüz bayağı kuvvetli. Hayal evet, gücüm kuvvetli. Burcunuz ben ikizler burcuyum. Daha ne güzel. Yükselenim de Başak burcu. Şu an Başak'a biraz daha döndüm ama ikizleri gayet iyi. İkisi birleşince güzel olmuş. Peki bir kıyafetin haute couture olarak tanımlanması için ne gerekiyor tam olarak? Haute couture olarak tanımlanması için şöyle Özge Hanım, haute couture demek zaten özel kesim ve özel dikim demektir. Hı. Kişiye özel demek. Kişiye aslında, özel demektir. Dolayısıyla kişinin vücut yapısına göre onun zevklerinden faydalanarak birlikte özel kesim ve dikimle ortaya çıkar. Aslında bir sürü kriteri var değil mi? Giyilecek yer, o kişinin yaşı, tabii ki, vücut ölçüsü, tabii ki, konumu, tabii ki. Bir sürü şeyi bir kıyafete oluşturmakta done olarak kullanıyorsunuz. Aynen, aynen. Kişinin karakter yapısı hangi bir mekanda kim olarak gözükecek. Yani bunlar da tabii ki çok önemli. Bunları işte bize gelen danışmanlarımız da dinleyerek, anlayarak, çok iyi anlayıp, çok iyi dinleyip ona göre o şekilde tasarım. Geri döndürdüğü zaman başarılı bir tasarım ortaya çıkmış oluyor. Peki özel tasarım kıyafetler hangi süreçlerden geçiyor? Şöyle, ilk önce tabii ki özel tasarım tasarımla başlıyor. Evet. Yani demin de anlattığım gibi kişinin ihtiyaç portföyünü araştırıyoruz. Onu ilk önce dinliyoruz. Belirleyip. Daha sonra vücut yapısını inceliyoruz. Yani vücut yapısını inceleyip o arada konuşurken tabii ki karakteri konusunda da ben ona çok önem veriyorum. Çünkü kişinin giydiği kıyafetle kendi yapısı, karakteri bir bütün olmalı. Olması lazım. O olmadığı zaman sizler de hani dikkat edin, kendinize karakter yapınıza uygun bir kıyafeti giymek zorunda olduğunuz zaman kendinizi hiç rahat hissetmezsiniz. Tabii ki. Ama daha size uygun kıyafetle daha her zaman daha doğal, daha zarifsinizdir. Kesinlikle. Peki abiyeleri tasarlarken neden ilham alıyorsunuz? Şimdi tabii ki bize gelen hani müşterilerimizde dediğim gibi onların gülüşleri, bakışları, konuşmaları, hareketleri yani her anları benim için çok önemli. Onlar bana çok büyük bir ilham veriyorlar. Onlara özel aslında tasarım. Aslında kişinin kendisinden değil mi? Kişinin kendisinden kesinlikle. Bana verdiği enerji çok önemli. Ve şöyle
onları o şekilde ayarlıyorum, vücut yapılarını, karakter yapılarını, fiziklerini inceledikten sonra onlara uygun olan bu olabilir diye düşünüyorum. Ama diyelim ki bizim şimdi hem gelinlik bölümümüz var Özge Hanım, hem de abiye bölümümüz var. Abiye bölümümüzde tasarım yaparken doğadan faydalanmayı çok seviyorum. Doğayı kendim de normalde çok severim zaten. Doğadan renkleri birleştirirken, özellikle renkleri birleştirirken çok doğadan yardımcı oluyor bana. Geri kalan da zaten elime bırakıyorum, kalem uçup gidiyor. Ne varsa oluyor, ne güzel. Aynen öyle. Peki 2023'ün ağırlık olarak gelinlik ve abiye herhalde konseptten tasarlıyorsunuz. Evet. 2023'ün trend gelinlik modelleri ne? Yani acaba? Şöyle söyleyeyim. Var mı yani özel bir 2023 tasarım? 2023 birazcık daha böyle milenyum yılı gibi. Hı hı. Çok parlak. Simli. Parlak simler, gümüşler. Bol işlemeler, beyaz ışıklar, biraz gösterişli bir gümüş ışıklar, aynen gösterişli. Ama şöyle nasıl biliyor musunuz? Diyelim ki gösterişli gelinlikler, çok işlemeler, çok ışıklar, ama onun yanında da bir o kadar sadeler. Sadece diyelim ki kumaş kalitesiyle, diyelim ki ziberlin ağırlıklı ve el becerisine dayalı. Bir takım işte drapelerle gelen gelinlikler. Hı-hı. Yani sade de çok sade. Hı-hı. Ama ışıltıda da çok ışıltılı. Sade ve şık. Aynen öyle. Aslında renkleri de konuşmuş olduk burada. Yine böyle gümüşlere, goldlara gideceğiz. Pırıl pırıl bir yıl. O yüzden renklerle ilgili bir şey sormayacağım ama şunu sorayım. Kimler haute couture alıyor? Şöyle kimler haute couture alıyor? Haute couture kendini özel bulunduğu toplumda kendisini özel hissetmek isteyen bayanlar, hı hı. Ve kendi tarzı olan bayanlar, hı hı. Kendine belli bir tarz yaratmış olan kişiler, seçkin olmak isteyen kişiler. Merak ettiğim için soruyorum. Beğendiğiniz bir Türk ünlü kadın söyler misiniz peki tarzını, şunu beğeniyorum dediğiniz? Mesela benim aklıma ilk gelen Ajda Pekkan oluyor. Çünkü ya hep çok değişik. Pekkan, evet kesinlikle de ben de size katılıyorum o konuda. Gerçekten. Formunu da yani giyim tarzını da en iyi hiçbir zaman klasik koruyan. Bir abiye görmüyoruz ama aslında üzerinde giydiği şeyler kesinlikle. Abiye ama gibi yani, değil. Çok güzel ve çok şık duruyor. Yani çok stili. Çok tarz sahibi. Evet. Yani maskülen tarzıyla böyle spor tarzıyla farklı abiye bir havaya girebiliyor. Evet evet. Ben peki siz öyle tasarımlara gidiyor musunuz yoksa genelde Türk kadını klasikçi mi? Yok hayır çok özel tasarımlar yapıyoruz. Yapabiliyorsunuz. Tabii ki. Zaten kişiye göre eğer gitmezsek haute couture olmaz. Haute couture olmaz. Tabii ki. Peki o zaman sektörün gelişimi için ne yapmak lazım? Biraz da ondan bahsedelim. Çünkü Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı olduğunuz da söylediniz. Ne başkanı değilim, yönetim kurulundayım. Başkan yardımcısı. Yönetim kurulundayım. Pardon. Evet. Sektörümüzün gelişmesi çok çok önemli. Neden? Çünkü her ülke kendisini işte moda, sanat ve sporla tanıtır kendisini. Bir de bu kadar tekstilde kuvvetli bir ülkenin kültürde ve tasarımda da önde olması gerekiyor değil mi? Aynen öyle, kesinlikle. Dolayısıyla yurt dışına hani ihracat konusunda çok fazla moda konusunda kendimizi göstermemiz gerekiyor. İhracat yapmamız gerekiyor. Biz bu konuda doğuda çok çalışmalar yaptık. Çok güzel doğuda fabrikalar kuruldu. Ben gerçekten gurur duyuyorum. Mardin, Diyarbakır, Gaziantep. İstihdam da sağlanıyor. Evet, aynen o şekilde çok güzel fabrikalar kuruldu. Tekstil yönünde çok gelişmeler oldu. Bir de şöyle biliyorsunuz Özge Hanım, şimdi gençler hani hepsi üniversite okumuş oluyor. Dolayısıyla da bu bizim işimizde modada el sanatlarına da ihtiyaç var. Kesinlikle. Yani kesinlikle yeni nesilde meslek liseleri veya diyelim ki yüksek olarak meslek yüksek okullarında kesinlikle bu tarz eğitimler verilmeli, hı hı. ki bu daha ilerilere taşınsın ve çok daha iyi yerlere gelelim. Biraz daha yüksek işçiliğe de önem verilmesi evet. gerek diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok sevindik sizi tanıdığımıza. Ben de çok mutlu oldum. İyi ki geldiniz. Ben de çok mutlu oldum. Sizi de giydirmek isterim Özge. Seve seve. Tabii ki. Konuşuruz mutlaka. Çok teşekkürler. Kadınca TV YouTube kanalı bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.